Herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Bugüne kadar Teknopat'ta hep fiber destekli yönlendirici modunda çalışabilen mesh üniteler olan TP-Link'in deko ürünlerini inceledik. Fakat insanın aklına şöyle bir soru gelmiyor değil. Ben gittim bu Wi-Fi 6 destekli üst seviye mesh ürünlerinden, ikili veya üçlü sitinden bir tanesini aldım. İşte 3000, 5000 artık ne kadarsa para verdim. Ve evimin her santimetre karesine sıkıntısız kablosuzluğu yaydım. Fakat bir gün taşınırsam ve taşındığım yerde fiber yerine ADSL veya VDSL olursa bu para boşa mı gidecek? Sonuçta her konutta gigabit fiber altyapısının olduğu ütopik bir dünyada yaşamıyoruz. Yatırımınızı sokağa atmamak adına yapabileceğiniz birkaç şey var. Tabii ki bunlardan uygun maliyette olanı servis sağlayıcınızın verdiği ADSL modemin kablosuzluğunu kapatıp mesh ünitelerinizden birine ethernet kablosuyla bağlayıp köprü görevi görmesini sağlamak. Tabii belirli kısıtlamaları olduğuna da hatırlatalım bu yöntemin. Bunun için servis sağlayıcınızın verdiği modemin köprü modunu desteklemesi gerekiyor. Yoksa çift NAT sorunuyla karşılaşırsınız ki bu da ağ performansınızı olumsuz etkileyen bir durum. Ayrıca çift NAT oluştuğunda port yönlendirme gibi gelişmiş ayarlar yapmanız da oldukça güçleşir. Biraz daha maliyetli ama kökten ve pratik bir çözüm bu videonun da konusu olan Deco X73 DSL. 5400 megabit hızlarda Wi-Fi 6 desteği sayesinde fiber internetiniz için alıp kullandığınız Deco mesh ünitelerinden performans olarak hiçbir farkı yok. Tek farkı dahili DSL ya da VDSL modeme sahip olması. Ve güzel olan şey tüm Deco modelleriyle uyumlu. Bunu halihazırda evinizde dekolarınızı oluşturduğunuz mesh ağınıza ekleyip aynı kablosuz ağ hızını, güvenliğini ve menzilini elde edebiliyorsunuz yani. Çift bantlı bir yönlendirici olduğu için 2.4 GHz frekansla haberleşen aygıtlar için maksimum 574 megabit, 5 GHz frekans kullananlar için de 4804 megabit hız sunuluyor. Varsayılan olarak her iki bant da tek bir SSID altında, yani ağ isminde birleştirilmiş olarak geliyor. TP-Link buna akıllı bağlantı adını veriyor. Cihaz ve yönlendirici kendi aralarında haberleşip 2.4 GHz veya 5 GHz bağlantıyı anlaşıp seçiyorlar. İstenirse Wi-Fi ayarlarından kapatılabilen bir özellik bu. Ofisimizdeki VDSL bağlantımızı kullanarak 75 megabit indirme ve 8 megabit gönderme hızlarındaki internetimizi farklı cihazlarda test ettik. Tabii ki VDSL maksimum 350 megabite kadar indirme hızlarını destekleyen bir teknoloji olarak fiber kadar hızlı değil. Bu durumda bazılarınız niçin Wi-Fi 6 veya 5400 megabit gibi yüksek hızlarda kablosuz ağa ihtiyaç var diyebilirsiniz. Cevap, yer alanınızdaki cihazlar arasındaki iletişim için bu hızın faydalı olabileceği. Örneğin Steam Remote Play özelliği sayesinde çalışma odanızdaki masaüstü bilgisayarınızda yüklü oyununuzu aynı ağa bağlı tabletinizde, akıllı telefonunuzda veya TV'nize bağlı bir Raspberry Pi 4 ile stream ederek oynayabilirsiniz. Hatta bununla ilgili bir videomuz var. Yukarıdaki karta tıklayarak nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bu işlem yüksek çözünürlüklü video aktarımı yaptığı için çok hızlı kablosuz ağ bağlantısı gerektiriyor. Benzer şekilde ağınıza bağladığınız bir depolama aygıtındaki film arşivinize, resimlerinize veya müziklerinize ağ bağlı başka bir cihazdan erişmek istediğinizde, bilgisayarlarınız arasında ağ üzerinden dosya transfer etmek istediğinizde yüksek hızlı kablosuz ağın faydasını görebiliyorsunuz. Cihazın hangi tip kullanım senaryolarında avantajının ortaya çıktığına değindiğimize göre isterseniz kutu içeriğine kısaca değinelim. X73 DSL alışa geldiğim silindirik mesh ünite tasarımını korumuş ve şık bir dekor malzemesi olarak evin herhangi bir noktasına yerleştirilebilir duruyor. Ürünle birlikte gelen aksesuarlar yandaki bu iç kutuda saklanıyor. Bunlar arasında VDSL ayırıcı, 2 adet telefon kablosu olarak bildiğimiz RJ11 uçlu kablo, hızlı başlangıç kılavuzu ve yassı RJ45 uçlu ethernet kablosu çıkıyor. Adaptör girişi ise burada ürünün altında ve burada açılan bir kablo kanalı sayesinde adaptör kablosunu kolayca gizleyebiliyorsunuz. Ürünün kendisine dönersek yuvalar ve bağlantılar noktasında oldukça zengin olduğunu görüyoruz. En altta duvardan aldığınız ve DSL ya da VDSL sinyalini taşıyan kabloyu taktığımız yuva, onun üzerinde bir adet USB 3.0 yuva, WAN ve LAN olarak kullanılabilecek 4 adet gigabit ethernet yuvası ve son olarak en üstte 2 adet FXS yuvası görmekteyiz. Buraya eski analog ev telefonunuzu ya da varsa fax makinesi gibi cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz ve bu yuvalar Voice over IP teknolojisini destekliyor. USB 3.0 yuvası açıkçası benim için sürpriz oldu. Çünkü yakın zaman önce incelediğimiz Wi-Fi 6 destekli Deco XE75'te dahi USB yuva bulunmuyordu. Ve bu yuvanın eksikliğini o incelememde belirtmiştim. Abi depolama aygıtı bağlama noktasında bu yuva gerçekten işlevsel. Kurulumu Deco mobil uygulaması üzerinden yapıyoruz. Önce bir TP-Link hesabı oluşturuyoruz veya varsa hesabımıza giriş yapıyoruz. Sonra model seçimi yapıp ekrandaki Türkçe yönergeleri sırasıyla takip ediyoruz. Servis sağlayıcımızdan aldığımız ADSL ya da VDSL kullanıcı adımızı ve şifremizi girip Wi-Fi'ımızın adını ve şifresini de belirledikten sonra kurulum tamamlanıyor.
Uygulama arayüzünde görebildiğim kadarıyla özellikler bakımından X73 DSL'in diğer üst seviye deko modelleriyle hiçbir farkı yok. Hatta isterseniz DSL modem özelliğini hiç kullanmadan bir fiber yönlendirici modunda da çalıştırabilmeniz mümkün kılınmış. Menzil ve hız testlerimizi Wi-Fi 6E desteğine sahip Huawei MateBook X ile dekoya farklı uzaklıklarda yaptık. Cihazla aynı odada yaptığımız ilk testte internet tarifimizin sınırları olan 75 megabit indirme ve 8 megabit gönderme gördük. Yani bunun kimseyi şaşırttığını sanmıyorum. Mesafeyi biraz artırıp görebildiğiniz gibi yaklaşık 10 metre uzaklıktan tekrarladığımızda değerler değişmedi. Son olarak Deco X73 DSL ile aramıza 3 duvar koyup yaklaşık 18 metre uzaktan yaptığımız testlerde ise indirme hızının sadece 3 megabit düşerek 72'ye gerilediğini gördük. Gönderme hızı veya ping ise değişmedi. Aradaki 3 duvara rağmen bağlantının kopmaması ve internet hızında önemli bir düşüş oluşmaması ürünün içindeki 4 dahili anten sayesinde mümkün oluyor. Tabii ki buna ek olarak güncel Wi-Fi standartları sayesinde kavuştuğumuz beamforming, BSS Color ve MIMO gibi teknolojiler de bağlantı kalitenizi ve menzilini artıran unsurlar arasında. Sonuç olarak X73 DSL, DSL internet bağlantısı kullananlar için güncel teknolojilerle donatılmış bir mesh çözümü ve TP-Link'in ürün gamındaki önemli bir eksiği de doldurduğu için anlamlı. Halihazırda bir mesh setiniz yoksa ve tek başına kullanmak için bir VDSL modem yönlendirici arayışındaysanız ürünün 3300 TL fiyat etiketi biraz yüksek kalıyor çünkü daha uygun fiyatlı Wi-Fi 6 destekli VDSL modemler var. Bunun dışında mesh setinizi VDSL, ADSL desteği kazandırmak ve ileride daha fazla ünite alarak genişletmek istediğiniz bir mesh seti kurmak istiyorsanız ürün daha çok anlam kazanıyor. Evet, TP-Link'in X73 DSL mesh ünitesini incelediğimiz bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben Çağan Çelik, Teknopat'ta bir başka incelemede görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.